Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir Söz Sözü Açtı programına daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugün Teknik Basada Erhan Aydoğdu kardeşimiz yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yacı. Yaşımın da verdiği bir imkanlarla tabi allah Teala veriyor imkanları yani yaşlılığımdan dolayı biraz eskileri Gençlere azanı fazla hatırlıyorum Bugünlerde de ortalarda böyle siyasi bir sürü asla asları olmayan sözler dolaşırken Ben de yaşadığım zamana ait bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. bugünkü sohbetimizin ana konusu bu Türkiye ne yapıyordu? şimdi ne yapıyor? Hani çıkıyor ya bir partinin genel başkanı siz bu memlekete ne yaptınız, ne yaptınız diyor ya, ne yaptınız, ne yaptınız? Ne yaptılar? Peki bunu diyen adam kalkıyor diyor ki biz cumhuriyeti temsil eden bir partiyiz. E, ben cumhuriyetçi değil miyim yani? Ben de senin partinden değilim, başka bir partiden de değilim. Ha? Niye memleketi böyle tek kalemle kendin bölüyorsun, bize gelen vatandaş diğerleri sığırmacı. İsteyeni istediği yere gitsin. Bir dakika ya. Nereye gidiyorsun sen arkadaş? Deniyor mecburen. Şimdi haftanın böyle ortalarında bir faili meşhul hatta başında diyelim bir faili meşhul lafı etti. Aslında ee, bu sözleri söyleyen kimse ve kimseler, onun yardakçıları da, bunları sanki kazaara söylemiyor. Milleti birbirine tutuşturmak için bir şeyler atıyorlar ortaya. Hatta milleti korkutmak için, bak ha biz geliyoruz ha, geliyoruz. Ha. Sen program mı yapıyorsun İspanyacı? Gel bakalım. Hadi şimdi yap bakalım. Deriz biz diyor adama. Allah Allah. Böyle ihaleler içinde, başka şeyler içinde, memleketteki yatırımlar içinde, müteahhitler içinde hep böyle biz geldiğimizde sizin canınızı okuyacağız. Bunların dediği parlamenter hem de güçlendirilmiş parlamenter sistem bu mu? Bu ne gücü ya? Bu eşkıya gücü ya. Eşkıya gücü bu, devlet gücü değil. Bize devlet gücü lazım. Bu adam eğer yaptığı işte bir suç işlediyse su istimali varsa tamam efendim ihalede bu hep olur. Allah Allah, sizi ihaleler veriyorsunuz. Ondan sonra da İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, kalkıyor Anadolu'nun bilmem neresinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adam zafer işareti yapıyor. Allah, niye zafer işareti yapmış? Bilmiyorsunuz tabii sayın dinleyenlerim. O metrobüsün düşen kapısı var ya, onu bulduk haberi vermişler cep telefonundan sekreterleri. Başkana söyleyin kapıyı bulduk. Başkan da V işaretini onun için yapmış. Ya Allah aşkına sen üstünü başını toparlayamıyorsun be adam. İstanbul'un trafiği kilitlenmiş bir adam. Her gün bir yerde bir toplu ulaşım vasıtası diyorsunuz ya, o toplu ulaşım vasıtası yollarda kalıyor. Bu ne perişanlık ya. Yol kenarlarında belediye otobüslerinin kırdığı bariyerlerden dolayı bariyerlerin tamamı yenilenmesi lazım gibi geliyor bana. Kime kullandırıyorsunuz bunlar arkadaş? Eskiden niye olmuyordu da şimdi oluyor? Biz her tarafı metro ile ördük. Buyurun gelin şimdi. Hadi bu güneşliğe uzanacak metro hattını görün. Kaç senede ne oldu? Ne oldu gelin. Bahçelevler trafiği kilitlenmiş vaziyette. Öyle ince yerlerde yol düğümleniyor ki hayret edecek bir şey ya. Evet. Şimdi bizde Anadolu'da bir söz vardır. Ya senin kırdığın cevizler de kırkı geçti ha derler. Valla bu kaç kırk oldu bilmiyorum. CHP'nin başındaki adamın kırdığı cevizler ve civarındaki adamların kırdığı cevizler herhalde 40 bin midir? Artık 40 milyon mudur? Bilemem. Kırılan kırıla. Da. Habire ceviz kırıyor. Kır bakalım. Onun kabuklarından herhalde e, memlekete büyük kaleler yapacaklar. Onun için ceviz kırıyorlar. Ben böyle şeyleri söyleyen insanları dinliyorum. Açık oturumlarda da falan onların avukatları var. Tabii yani avukatlık görevi olarak avukatları var diyorum. Avukatlığı aşağılamak için değil. Yani savunanları var manasına. Bakıyorum, onlar da baya baya inanmış gibi savuruyorlar onu söyledikleri ya. Ya arkadaş, senin bir adın sarın var ya bu ekrana çıkıyorsun. Seni de onun için çıkarıyorlar zaten. E sen de tutup da bu bazı kimselerin söylediği Aslı asları olmayan şeylere, habire kılıf uydurmaya çalışırsan, sen dünyanın birinci terzisi olsan, ona kılıf yetiştiremezsin. Yetiştiremiyorlar da nitekim. Olsun, yetiştiremediniz mi? He, ben onun tersini söylerim, ben öyle demek istemedim. Maksadını aşmış şekilde yorumladınız canım. Sen arkadaş, ağzından maksadını çıkarmıyor musun yani? Maksatsız mı konuşuyorsun? maksatını gizliyor musun vatandaştan? O zaman ihanet üzeresin vatandaştan maksadını gizliyorsan, vatandaş açıklığı sever. Her şey açık olmalı. Hoş adam kağıt tepeyle zaten pot kırarak e, yaptı yapacağını da efendime söyleyeyim. Şimdi de daha büyük böyle bir faili meçhul potu kırdı. Onu sohbetimin sonuna doğru inşallah o faili meşhulü dile getireceğim. Efendim, kötü ile dostluk, kötüye arkadaş değil de dost diyor. Müttefik demiyor da dostlar diyor. Dostlarımızla görüşeceğiz. Da görüşün de şimdi değil. Yani niye şimdi söylüyorsun görüşeceğiz diye? Hem kapıyı sen açıyorsun. Gidin filan meseleyi, filan sorunu, Çözüm yeri, filan sorunun çözüm yeri, terör bağlantısı filanlardır deyin. Ondan sonra da efendim, tabii onlar mecliste olduğu için ben meclis manasına söyledim. Oh, oh. yani bu adam bir sorun makama gelirse var ya, devletin çalışanlarının ekmeğini bilmiyorum, nasıl elinden alırlar bilemem. Öyle demedim, böyle dedim, öyle demedim, böyle demedim. Şimdi aldıkları belediyelerle övünüyorlar ama dilleri boğazlarına tıkandı çünkü belediyelerin yaptıkları tek şey eş dost ahbap yaran ağırlamak yani çay ıspanlamak değil ağırlamak. Artık nasıl ağırlanır onun ne demek olduğunu herkes bilir. Müttefekimiz demiyor dostumuz diyor. İnsan bir şey için ittifak kurabilir. Ama dost dediğin zaman dosttan hiçbir şey saklanmaz. Evet, dosta mürüvvet lazım. Mürüvvet demek, doğruluk demek. Dost idare edilmez. İdare, efendim, düşmanla idare olur. Onu idare eden şimdi ha 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 yaparız yaparız falan dersin. O düşmana büyük söz var bu konuda yani dosta mürüvvet düşmana müdara. Geçenlerde bir açık oturuma bakıyordum. Orada Millet İttifakı, Millet İttifakı derken Sayın Hulki Cevizoğlu bir söz söyledi. Çok dobra dobra konuşan birisi. Zaman zaman da tabii bu dobralık uğruna bazen belki Çarak çömlek de kırıldığı oluyor ama Burada söylediğine kulak verdim. Bayağı bir doğru söylüyor. Diyor ki bu ittifakın, ittifak denilen topluluğun bir tek gayesi var. O da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek. Bir tek yerde birleşiyorlar diyor. Hiçbir tarafları birbirine benzemiyor bunların ama bir yerlerinde benziyor. E şimdi fermuarın bütün dişleri birbirine benziyorsa Fermuarı başından yavaş 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 çekersin. Dişler birbiriyle uyarsa o valiz kapanır. Dişlerden bir tanesi birleşmiş ama ötekilerden biri gedik. O fermuar kapatamaz orayı. Bir dişte kalır, birinci dişte. Yani, yani bu ittifak Erdoğan'ı devirdikten sonra, yapamayacaklar da, devirdikten sonra benden sonrası tufan zihniyetiyle müttefiklerin hepsi birbirini yiyecekler. Evet, böyle dendi. Açıklaması böyle oldu bunun. Katılıyor musun? Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Aynen böyle olacaktır. İşte 27 Mayıs'ı yapanlar Milli Birliği Komitesi ne oldu? 14'leri idamdan zor kurtardılar. 38 kişiyi 24'e düşürdüler. Niye? Bir yerlere işte etrafa ayıp olmasın diye de rahmetli Türkeş'e falan Hindistan'da büyük elçilik verdiler. Bugün onlardan birisinin oldu da kalkmış. işte şöyledir böyledir. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen niye yurt dışında doğdun bir kere onu söyle. Sayın profesör ya. Niye yurt dışında doğdun? Babanı sürmedi mi? İhtilalciler, darbeciler. Onun için de yurt dışında Japonya'da doğmadın mı sen ya arkadaş? Neyse. O, o, o gene belki de en hafifi. Evet, şimdilik bir siyaset yapmaya çalışır halde. Ve hakikaten Allah vermesin memleket yangın yönüne yerine dönebilir. Şimdi kıymeti dinleyenlerim geldik esas yere. Şimdiye kadar davulun kaslağına vuruyorduk. Şimdi güm 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 deriye. Deriye vuracağız. Diyor ki CHP'nin genel başkanı siz memlekete ne yaptınız diyor ya. Ne yaptınız diyor ya. Ne yaptınız diyor ya. Hakikaten hiçbir şey yapmadı AK Parti. Onun söyledikleri manada hiçbir şey yapmadı. Ama bu adam layıklığı elden bırakmıyor. Alabildiğine köküne kadar layık. Layık de yani İslamiyetten bahsedenlerin sevilmediği laik, kitabi laik değil. Tabii. Efendim. Ama ya diyor arkadaş bu demirtaş niye hapiste diyor ya? Yazık günah diyor ya. Bu Osman bilmem ne soyadını söylemeyeceğim şimdi. Niye hapiste diyor ya? Sen niye hapiste olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Niye o zaman niye hapiste diyorsun? Söylesene bundan dolayı hapiste diye. Biliyorsun. Ne demek istiyorsun? Bakın bakın hiçbir sebebi yokken sebep yok manasına niye hapiste diyorsun? Halbuki öyle sebepler var ki sağır sultan duyar. Efendim, duymuştur derler bazı yerlerde. Arkadaş Osman Kavala hapiste. E, günah günah diyor günah. Ya sen memlekete layıklığı getiren partinin kurduğu partinin başındasın. Cumhuriyetin kurduğu partinin başındasın. Kurdu diye övünüyorsun. Hiç alakası yok. Tavşanın suyunun 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 suyu bulaşık suyu. Günah, günah, günah diyor. Peki, iftira etmek günah değil mi? Senin orada kaset kumpaslarıyla bulunman günah değil mi? İnsanlara iftira etmek günah değil mi? İnsanlara bile bile yalan söylemen günah değil mi? Evet, AK Parti hakikaten Kılıçdaroğlu dediği gibi şeyleri bu memlekete yapmadı. Yapamadı. Ben yaşım itibariyle hatırladığım bazı AK Partisi'nin yapamadığı, yapamayacağı, beceremeyeceği, yapmak istemeyeceği şeyleri sayıyorum. AK Parti'nin. CHP bunları yaptı. Yaptı. Ben o dönemin insanıyım. Şimdi sayıyoruz. İbadethane kapılarına polis koyup da buraya ibadet etmeye gelen Hacı Bayram Camii dahil, camiler dahil, Girip çıkanları devlet fişlemedi. Şimdi fişlemiyor. O zaman fişlediler. Rahmetli dayım da polisti. Böyle görevler alırdı. Sivilken dahi başına fotör giymeden sokağa çıkamazdı. Adam Anadolu'da foter derler. Fötür şapkaya. Öyle konmuş isim. Evet. 1938'e 1900 50 arası vatandaş nasıl yaşadı? Ve AK Partisi bunlardan hangisini yaptı? Vatandaşı bu şartlardan hangisini ona layık gördü? İbadet haline kapısına polis koymadı. Koysa mıydı? Siz koyuyordunuz. Koysa mıydı? Milliyetçi olanları AK Partisi tabutluklara koymadı. Tırnaklarını söktürmedi. Söktürse miydi? Söktüremezdi ki. Adalet diyor, başka bir şey demiyor. Ama siz söktürdünüz. Niye tırnağı sökülür bir insanın? Devlet eliyle bir insan tırnağı sökülemez. Ha, bir cani vardır. Seri katil vardır. E bu yani ferdi bir hadisedir. Bunu yapar, onun da cezasının verilmesi lazım. Bana göre öldürenin de ölüm cezasıyla teziye edilmesi şart. Ölen öldüğüyle kalıyor. Öldüren de devletin sırtında bir yük, kene gibi yapışıyor devlete. Bana bak arkadaş diyor. Ne? Bu demokrasiymiş. Peki öteki öldürülene hayatı bitirdin sen. Bu adamın hayatta kalması demokrasi değil miydi? Bunun kalmasının tek yolu da ölüm cezasına ölüm cezası vermektir. Yani öldürme suçuna ölüm cezası vermektir. Avrupa efendim olamaz bu insanlıkta yoktur. İnsanlıkta neler var ama bakın neler yapıyorlar. Kiliselerden bir sürü tecavüze uğramış çocuk yaştaki insanların kemikleri çıkıyor. Zenginlere Müslim gayrimüslim diye varlık vergisi AK Parti'si koyamadı. Koymaz da Koyamaz da. Siz niye insanları zenginliğine göre ayırdınız? Niye insanları gayrimüslim, müslim diye iki rubuzda birisi GM rubuzuyla onun vergisi mesela ikisinin de yüzer bin lirası varsa e, gayrimüslim GM rubuzlu olanın yüz bin lirası için yüzde otuz vergi öbür taraftaki M rubuzlu olan yüz bin lira için de yüzde sekiz vergi. Faik kökteyi okuyun. Okuyun varlık vergisi faciası diye fay kökte İstanbul defterleri kitap yazmış. Bunu uygulayan adam yazmış. Okuyun. Ne yapmış? Kılıçdaroğlu acaba böyle bir kitaptan haberi var mı? Kendi de hesap uzmanlığı yapmış. Ama başka tarafından okumuş. Kitabı tersler okumuş tahmin ediyorum. Hesap uzmanlığı öyle kolay iş değil. Peki zavallı köylüye Niye toprak mahsulleri vergisi koydunuz 1943-44 arası? Aşar vergisi, aşar. Öşür yani. Hani siz layıktınız ya. Devlet layıklıktan niye taviz verdi o zaman ya? Köylü zavallı kimseye şikayet edemez. Çünkü Müslüm gayrimüslim diye zenginlere e, vergiyi böyle bindirince... O zenginlerden bilhassa gayrimüslimler adamını bul. Adamını bulamazsan madamını bul." diyerek herkes bir adamını bulup zamanın başbakanı Saraçoğlu dahi dahi ablası yoluyla birçok kişiye vergi indirimi yapmak mecburiyetinde kaldı. Ablasına gittiler, buldular. Vefa'ya köktü de en sonunda efendim lütfen ablanız bu işlere fazla müdahil olmasın ben zorlanıyorum demiştir kime başbakana kim söylüyor İstanbul defterdarı söylüyor bakana değil başbakana gerisini varınız siz hesaplayın aha aynı yoldan gidiyoruz diyorlar biz cumhuriyetin partisiz diyorlar gene de Böyle adamını da bulacak, başka şeyini de bulacak. Niye bu aşar vergisini koydunuz? Çünkü köylü gidemez, şikayet edemez. Köylünün en fazla köyünden çıktıktan sonra gittiği tek yer bir e, hafta pazarıdır. Yumurtasını, tavuğunu satacaktır. E, Çoluk çocuğuna bir şeyler alacaktır. Basma, paze bir şeyler alacaktır. Bir de Erkekleri askerlik dolayısıyla bir köyden çıkarlar, o kadar. Sonra tekrar askerlik bitince gelir köyüne, orada da köyün kabristanına yolcu ederler onu. Hayatı buydu. Bu insan nasıl gidecek de, bir yerlerde şikayet edecek, ben hakkımı isterim diyecek, efendime söyleyeyim, gelecek böyle, yazar kasayı başbakanın üstüne atacak. Hadi? Yok. Öyleyse bu zavallıya bindirelim dediler. Nasıl bindirdiler efendim? Nasıl bindirdiler? Adamın tek binecek vasıtası var. O da merkebi. Bunun fıkraları var efendim. Adam merkebe vergi alacaklar diye merkebin ağzını bağlamış, ayaklarını bağlamış, babam ağır hasta diye yatağın içine koymuş, üstünü de örtmüş. Hani var diye ya, ya senin merkebin. Yok efendim demiş gelin işte. E o yataktaki ne demiş? Yataktaki bu. Ağır hasta örttüm üstünü. Üşümesi diye. Ya bunları niye fıkralar haline getiriyorsunuz arkadaş? Bu vatandaş yani Türkiye'yi istila eden bir İngiliz askeri miydi? Fransız askeri miydi? Onları tepenizde taşırdınız siz. Adamın bir çift öküzü var. Bunlar ancak tarla sürüyor. Ya buradan vergi alıyorsun ya. Vergi alıyorsun. Vergi olarak da o çiftteki öküzün tekini alıyorsun. Köylü de ne yapsın? Tekine de hanımını koşmuştur. Evet. Siz insanı öküze vekalet ettirdiniz ya. Hem de hanımı. Kadınlar bizim başımızın tacı. Kadınlar şöyle olacak. Her eve girin, girmediği ev bırakmayın. Adam Öküz girince hanımı koştu. Atı var. Bir pullukla, tekli pullukla sürmeyle tarla bitmiyor. Çift kurarsan daha rahat oluyor. Atını alıyorsun ya. Koyun sürüsü. Adamın koyununun efendim, 100 tane ise 10 tanesini alıyorsun. Aşar vergisi. Onda bir. Oh. Oh. Güya o da zekat olarak alıyor. O da dini unsur olarak kullanıldı dini hep böyle istisbar etmişlerdir. Aldık gidiyoruz kıymetli dinleyenlerim ama Erhan'ın da sabrı tükendi. Küçük bir reklam aramız var. Ondan sonra inşallah AK Parti'sinin neyi yapamadığını, neye becer neyi beceremediğini söylüyorum sizlere. Şu ana kadar biraz söyledim. Birazında reklam arasından sonra inşallah. Evet kıymetli dinleyenlerim, Söz Söz Programı'nı dinliyorsunuz, TGRT FM Radyosu'ndan. Ee, AK Parti'nin neyi yapamadığını, neyi beceremediğini anlatıyordum. Hani diyor ya Kılıçdaroğlu siz ne yaptınız, ne yaptınız bu memlekete diye. İşte neyi yapamadıklarını ben burada ifşa ediyorum. Onlar da yazsınlar AK Parti'nin siciline bunu. Köylü bu vergileri veremedi. E ne olacak? Kolay. Aşar zaten e, böyle eski mutasarrıf işine benzer şekilde ihalelerle iş adamlarına verilmiş. İş adamı diyor ki arkadaş ben bu 20 tane köyün mahsulü vergisi için devlette ihaleye girdim. Şu kadar parayı devlete vereceğim. Verdim hatta ben bu kadar param alacağım, memurlarımın maaşını çıkaracağım, kendi yevmiyemi çıkaracağım, bir de kar edeceğim arkadaş diyor. Ben deli divane değilim diyor. Adam haklı. Geliyor, alacak vergi yok. Ocaktaki kaynayan tencereyi yemeğiyle beraber müsaade ediyor. Yetkisi var. Yetkisi var hakim, savcı, infaz savcısı hepsi o adam. Hepsi o adam. Ve arkasında da iki tane kütüklükleri mermi dolu jandarma askeri de gücü var. Hadi karşı gel bakalım. Ya sırtındaki yorgan alıyor ya. Ayağındaki şalvar alıyor ev hanımlarının ya. Ne bulursa evde. Bu nasıl bir devlet idaresiydi? Hani aşiret aşiret alışmış. Aşiretlerde esaslı bir disiplin vardır. Ne kadar aşiret işte başındaki aşiretin lideri ne olursa olsun, bütün aşiret sadece korkuyla değil sevgiyle ona yaklaşır. O da onlara sevgiyle zulmetmeden yaklaşır ya. Sen bu insanlara bir aşiret reisi gibi bile dayanamadın, davranamadın. Ak Partisi bunu yapar mı? Bunu Ak Parti değil Halk Partisi yapmıştır. Tabi hayvana vergi koymadı Ak Parti. Koyamazdı ki. Bilirdi ekonomiye zarar vereceğini. Bir hakkı değildi ki. Evindeki bir av tüfeğinden dolayı adamın tüfeği bulununca av tüfeği. Köy yerde ya bir silah patlatacaksın ya. Bir kurt gelmiş. sürünge dalmış. Pat diye sesi duyunca kurt ateşi görür. Eğer bir sesi duyar, kaçar. Bu adamı suç sayarak Ağrı Dağı'nın kuzey yamaçlarındaki Iğdır'a doğru olan yamaçlarındaki efendim bir köyden zavallı köylüyü karakolda ifade almak üzere getiriyorlar. Orada al ya ifadesini. Yok canım o iki jandarma alabilir mi ya? 17 saat Ağrı Dağı'nın üzerindeki karlar da adam boyudur. Neresi uçurum, çukur, ne tarafı tümsek bilemezsin. 17 saat adam yol yürüyerek jandarma refakatinde Orgov şimdiki adı su karakoluna getirip orada nezarete atıyorlar. Ben atılanı gördüm. Gördüm, gördüm. Karanlıkta bir insan böyle baktım simsiyah yüzü var, kar yanığı. O kadar karanlıklı ki. Sen bu adamı bu av tüfeği için, bu zulme Nasıl layık gördün ya? Neresinden tutacaksın? Şimdi oradaki karakol komutanı ne yapsan emir vermiştin. Ya arkadaş böyle şartlarda bırakın. Baharda gidin yakalayın adamı ya. Yollar açık olsun. Sen bir vasıta gönder. Şimdi jandarma köylere gidince insanı tutukladığı kimseyi veyahut da gözaltına alacaklarını neyle getiriyor? Polis arabasıyla, jandarma arabasıyla getiriyor efendim. Emniyet güçleri arabayla gidiyor, arabayla geliyor. Yollarda insanları sürmüyorlar. Adamın elinde kelepçe, karların üzerinde kaya kaya, düşe düşe, kara gömüle gömüle, elleri açık olsa kaçar. Ya nereye kaçacak bu adam Allah aşkına ya? Orada tavşan tilki bile kaçamaz ya. AK Parti ekmeği hiçbir zaman karneye bindirmedi. Benim çocukluğumda ekmek karneyleydi. Babam karneli ekmek almada çok sıkıntı çektiği için eziyetli bir şeydi karneli ekmek almak. Paranın alıyorsun ya. Ama yarım ekmeklik fişler var. Fiş bir ekmeklik değil, yarım ekmeklik. Üzerinde tarih var. O gün alamadın. Yarın o fişin o hakkın yanar. Satır alma hakkın yanıyor ya. Bedava mı veriyorsun? Fırınlarda hep iki kapı vardı. Bir arka kapı, bir ön kapı. Ön kapı kuyrukla fişle verilen kapı. Arka kapı devlet memurlarına maaşına mahsuben aynı yardım olarak verilen has ondan yapılmış francala ekmeği verilirdi. İlçenin memuruna da memur memur. E AK Parti bunu yapamaz. Ama Halk Partisi bunu senelerce yaptı kıymeti dinleyenlerim. Senelerce yaptı. Ondan sonra da buğdayları çürütüp saray burnunda denize döktük dediler. Onda da yalan oldu. Denize döktük diye yüz çuval döktüler. 1500 çuval döktük diye zabı tuttular. Geri kalan 1400 çuvalı buğdayı el altından sattılar kara borsa olarak. Var bunlar kitaplarda yazıyor. Peki memurun vatandaşla senin bunlar vatandaş değil mi? Yok. Memura böylece rüşvet verdiler. Memura rüşvet verdiler o zaman. Şimdi rüşvet alan memuru AK Partisi tuttuğu gibi kulağından atıyor. Onun için de çıkamıyor bir türlü. Böyle bir şey yok. Okul önlüğü giymedin. okula anlamazsın arkadaş. Okul önlüğü olacak, yaka olacak. Niye? Ya Allah aşkına etmeyin, eylemeyin ya. Benimle derdiniz de. Ben okuyacağım ya burada. Önlük okumayacak. Ben okuyacağım ya. Bu yaka okumayacak ya. Benim kafamı sen yetiştireceksin. Yok. Ortaokul. Ortaokulda şapka giymedin mi? Bitti işin. Giremesin içeriye. Toz, toprak, güneşte solmuş böyle rengi alıcı bulaca olmuş bir şapka. Lacivert kumaş çabuk boyası biraz zayıf oluyordu o zaman şişirme. Olacak, o olacak. Çocuk okula girer, şapkayı dürer büker, koynuna sokar. Çıkınca o buruşuk şapkayı bir daha giyer. Okuldan çıkarken tekrar okuldan çıktıktan sonra da gene koynuna sokar. Kravat. Evde anası kravat bağlamayı bilmiyor babası bilmiyor. Kravatla gel. E öğretmen bilmiyor mu? Biliyor da kardeşim öğretmenin bağlatacak? Yani öğretmen dediğin kravat bağlamaya sen kravatı öğretmeye mi getirdin buna? Sen buna ilim öğretmeye getirdin ya. Efendim bu milli eğitim. Hiçbiriniz milli eğitim yaptırmadınız. Milli öğretim yaptınız. Milli eğitim İnsan gibi davranmayı öğretmesi lazım. Bu milletin neyse örfü, adeti, ahlakı öyle yetişmesi lazım. Kaçını yetiştirdiniz? Vefat eden vatandaş. Oğlu, işte ne bileyim ben, kocası bir hanım vefat ettiyse. Evden birisi vefat etti. E, kefenlenecek bizde kefensiz e, cenaze defnedilmez. Din de öyle emrediyor. Müslümanlar da buna riayet ederler. Kefen bezi. Ya ne olacak ya? O orada çürüyüp gidecek. Koy adam öyle gitsin kardeşim. Yapamıyor Anadolu insanı. Yapamaz. Yapmaması lazım. Mecbur mu? Parasıyla alacak. Devlete bana yardım edin. Anam öldü. Kefen bezini bana bedava verin demiyor. Dilekçe yazacağın arkadaş 16 kuruşluk da pul. Kaçarı yok bunun. 16 kuruş da iyi para. Ekmek 10 lira. 10 kuruş. Ekmek 10 kuruş. Devlete verdiğin dilekçi de 16 kuruş pul. Pulcular zengin olur efendim. Pul satanlar. Belediye dilekçe vereceksin. Belediye başkanı e, uygundur. Evet bunun annesi vefat etti. İşte babası vefat etti diye altına onaylayacak. Kaymakama arz diyecek altına bir de para atacak. Kaymakam beye gidecek. Kaymakam bey de mesai saatinin dışında müracaat kabul etmez. Benim istirahat saatime kimse karışamaz. Rap 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 ortada yürür herkes para hürmet etsin diye. Güç bela gönlü olursa verir. Yoksa konu komşu eski entarelerden şuradan buradan basmaya sarar verirler. Peki nereden alacak bu kaput bezini? Evet kaput bezi alacak. Efendim kaput bezini birlikten alacak. Birlik bir kooperatif ilçenin Halk Parti ileri gelenlerinden kurulu 6 kişilik 7 kişilik bir kooperatif. Oradan paranla alacaksın ya kepen bezini devlet cenaze yardımı diye yapmıyor sana. E kaymakam izin vermedi, veremezler. Bu sefer başlıyor, kapı ardında pazarlıklar. O birlikteki adamlar işini biliyorlar tabii. Böyle ocağına düşen birisi oldu muydu? Valla diyor, diğer arkadaşlara da bir şeyler vermemiz lazım diyor. Biz sana öyle bir şey ayarlarız da diyor. Başkalarına ölçerken biraz metreden şey deriz, bir metre yerine 90 santim kumaş vere vere diyor. Bunu arada kaybederiz diyor. Ya vereceğim bir kaput bezi arkadaş. Şeker torbası, un torbasıydı bu şimdiye kadar ya. Bunu AK Parti yapamadı. Yapamazdı. Herkes canın istediğini istediği kadar alıyor. çek Çektirir, doldur. Bir kamyon kaput bezi böyle de verir. Bir kamyon ekmek doldur, tırı doldur, da doldurur. Ama şimdi sayın böyle yakışıklı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapmış? Ne yapmış? Hamidiye suyunu birilerine yaptırmaya çalışıyor. Halk ekbe birilerine yaptırmaya çalışıyor. Ne oldu gülüm ya? Eskiden belediye yapıyordu sen bunu yapmayı senin bu yakışıklılığına layık görmüyor musun? Yoksa başka bir şey mi yani? Ha? Başka bir şey mi? O başka bir şey çıkacak göreceksiniz ortaya. Çıkar çıkar bunlar. Bu millete zulmeden olmuştur. Ama zalimler de kendileri bu zulmünün karşılığını bu dünyada da almıştır. Ahirette de yarın sorgu sual zamanında şimdi de alıyorlardır ya, onun karşılığını orada da alacaklardır. Kamyonu tanımıyor bu Anadolu insanı, tanımıyor. Kamyon, kamyon diye bir şey var, kamyon. Bahçe merkeple gidiyorsun, merkebin yanında bir de sıpası var. Sıpa bir bakıyor ki, şose yoldan, asfalt yol nerede efendim? Yok öyle bir şey ya, Aa, şose bulunsun. Şosede yol vergisi veremeyen kimselerin zoraki çalıştırıldıkları esir kampı gibi. Yiyeceğe içeceğe yatacağı da kendinden. Devlet vermiyor. Yol yapacağını diyor. Sen vergi vermen lazımdı. Ne vergisi? Yol vergisi. Nereye? Köyden ilçeye yapılan yolun vergisi. Peki ilçedeki de köye gelirken o yolu kullanıyor. Yok ilçedeki insandan yol vergisi almayız. Köylü zavallı köylü. Ne zulümler gördü efendim. Ve eşeğin yavrusu yani sıpası anasından daha büyük olduğu için çok da gürültülü gittiği için kamyonu daha büyük bir ana zannediyor. Bunu sütü herhalde daha çok diyor. Koş, 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 koş. Kamyon arkasından koşa koşa çatlayan sıpa biliyorum ben. Çok koşmaktan hayvanlar ciğerleri patlar ölür. Peki şimdi Türkiye ne yapıyor? bu senin beğenmediğin AK Parti dünyada bir numaraya soyunmuş yerli otomobil fabrikasını hem de dünyanın en çevreci otomobilini bugünlerde piyasaya sürmek üzere. Biz ki kamyonu tanımayan insanlar bir kuşak Allah ömür verirse belki seniye bunları da göreceğiz. Ama vermezse sizler göreceksiniz kıymetli dinleyenlerim. Birisi bir şey görecek yani. Türkiye'yi harbe ikna etmek için İngiltere İsmet Paşa'ya Adana mülakatında ordunun silahları yok dedi. Baraşal da de yanındaydı şakbak. Ordunun silahları yok dedi. Biz nasıl harbe girelim? İngiltere veririz dedi. İngiltere veririz dediğini yapsaydı ikinci dünya harbine biz girdiydik. İşte efendim sizi babasız bırakmadı da inönü ekmeksiz bıraktı. Geç be böyle palavrayı bırakın ya. Laf salatası yapmayın. Adana mülakatının bütün tutarakları her yerde hazır bekliyor. Kitaplara geçmiş ya. Teknolojiden kendi ordusunun silahını tamamlayamayan bir memleket vardı. Bir idare vardı. Milli şefin idaresi. İlk defa Türk milleti bir milli şef gördü. Milli şef ne demek milli şef ya? E sen de Atatürk 2 deseydin kendine. Yok ona benzemek olur mu ya? E o zaman e Atatürk'ü sevmiyor muydu yani? Sevmiyordu tabi ama biz severiz. E tamam sev biz ona bir şey demiyoruz. İnsanların böyle sevgisiyle ölçmeyin. Bana gelince suçlamak için sevgisiyle ölç. Kendine gelince ne yapalım İsmet Paşa öyle görmüş milli şef demiş kendine özel trenlerle seyahat etmiş. Şimdi Türkiye otomobil fabrikası kurdu. Türkiye şu anda dünyanın en gelişmiş silahlarını yapıyor ve şu anda 14 tane devlete de silah satıyor, teknoloji satıyor, savunma sanayi teknolojisi satıyor, diğer saray şekli, teknolojileri ayrı. Şimdi AK Parti bunların dediğini yapabilir mi canım? Ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı, ne yapacaktı? Siz Kars'a gide 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 bir ucube bir yere bir heykel koydunuz. E buna vay sen nasıl ucube dersin? Bu nasıl? Ya arkadaş mala davara bir faydası var mı heykelin? Yok. Bu köylü aç 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 diyorsun. Ondan sonra da sen gidiyorsun köylünün verdiği vergiyle parayı götürüp orada bir yerde bilmem şu kadar metre yükseklikte heykel yap. Kıymeti dinleyenlerim süre yetmedi. Daha daha bu konuda da çok söyleyeceğim vardı. Birçok da yurt dışı temaslarla ilgili notlarım var. Ama ne yazık ki süreyi de hem bayağı da geçmişiz. Erhan da orada kıpkırmızı oldu çocukcağız abi ne yapayım diyerek. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.